RT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Haber bültenimize dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turumuzla başlıyoruz. Et konusu çok konuşuluyor. Ama bugün itibariyle bir hesap yaptık. 6 ay bir sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Seyirciler, Erzincan Valiliği tarafından il genelindeki muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın da katıldığı toplantıda Erzincan'da tamamlanan ve devam etmekte olan projeler konuşuldu. Erzincan Valiliği tarafından il genelindeki muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Geniş katılımın sağlandığı toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, bazı kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, özel idare tarafından il genelinde önemli çalışmalara imza atıldığını ifade ederek köylerle yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Evet, 2017 yılı içerisinde Göydes, GAP, AFAD, İlbank'dan temin edilen ödeneklerle yapılan işler dahil olmak üzere daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Evet, 4,5 yılda 450 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Özellikle Erzincan'ımızın en önemli problemlerinden bir tanesi altyapı problemiydi. 30-40 yıllık altyapı problemini çözmek için kolları sıvadık. İçme suyu projesiyle şehrimizde yaklaşık 300 kilometrelik bir içme suyu hattı döşeyerek bunu gerçekleştirdik ve şehrimize kazandırdık. Ayrıca 44 bin abone bağlantısı, 18 bin de parsel bağlantısı yaparak içme suyunu gündemimizden çıkardık. AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, toplantıda yaptıkları konuşmalarda Erzincan'ın tüm yönlerinden gelişimi için yapılan çalışmaların takdire değer olduğunu vurguladılar. Gerek il özellerimiz, Sayın Valimize canı gönlünden teşekkür ediyorum. Gerekse belediye başkanımız yapmış oldukları hizmetlerle Allah için şehrimize ciddi manada bir katma değer sağlamışlardır. Ben gerek Sayın Valimize, gerekse belediye başkanımıza, il özellikleri çalışanlarımıza ve gerekse kurum müdürlerimize başarılı bir ekip işidir. Uyum içerisinde olunduğu için böyle çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Erzincan Türkiye'de örnek bir şehirdir. Bu da tabii ki meclis başkanımızın Erzincan'ımıza sağlamış olduğu bir katkıdır. Ben huzurlarınızda herkese teşekkür ediyorum. İl valimize çok teşekkür ediyoruz. İl genel meclis başkanımıza, il özel idaresi genel sekreterine, çalışanlara, emeği olanlara ve bu projeleri bize getiren siz muhtarlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten birlikte olursak köylerimizi de güzelleştiririz, şehrimizi de güzelleştiririz. Biliyorsunuz inşallah birleşecek tek Erzincan olacak. Beldelerimizde bağlanacak, daha güzel bir şehir olacak, daha çok gelişeceğiz, daha çok proje üreteceğiz. Onun için sizin
Önerileriniz, istekleriniz çok önemli. Şimdiye kadar farkındaysanız birçok şey yaptık. Bundan sonra da yapmak için İçişleri Bakanlığımız, bana valim o bilgiyi verdi. İçişleri Bakanlığımız bugün tüm Türkiye'de bütün muhtarların isteklerini topluyor ve onlarla 2019'da neler yapacağını planlı yapıyor. Sayın Valim daha detaylı anlatır diye düşünüyorum. Ve onun içinde yazarken hakikaten yani bu önem sırasına göre inşallah yazdınız. Onlar alınacak, listelenecek, elimizden geldiğince köylerimizi güzelleştireceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'daki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Toplantı sonunda muhtarların istek ve talepleri dinlendi. Hamdolsun, kendimizde bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, tüm mesaimizi hemşehrilerimize daha müreffeh bir yaşam sunmak için harcıyoruz. Hayırla yad edilmek, bir eser ortaya koymak, vatandaşlarımızın duasını almak arzusunda olan herkesin çalıştığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Şehrimize hizmet etmenin en büyük itici gücü daima yanımızda olduğunu bildiğimiz vatandaşlarımızın desteği oldu. Devletimizi temsil etmek, vatandaşlarımızın gönlünü kazanmakla olur. Bu açıdan tüm muhtarlarımızın vatandaşlarımıza samimi, candan ve müşfik davranmaları devletimizin insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesiyle de örtüşmektedir. Erzincan'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında 3. Ordu Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 15 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 7 sanık hakkındaki beraat kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da 3. Ordu Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 12'sinin müebbet hapiste cezalandırılması ve 7'sinin beraatı yönündeki kararına ilişkin istinaf başvurusu kararı bağlandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. İddianamede darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde ana kumanda kademesinde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde sıkı yönetim komutanı, eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ve örgütün sözde 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı komutanlardan sorumlu Mahrem İmamı olduğu öne sürülen eski doçent doktor Dr. Veli Karagözle, eski İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Tonk ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi sanık sıfatıyla yer almıştı. Davanın iddianamesinde Çağlar'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı 16 ildeki birliklere sözde sıkı yönetim direktifini Orgeneral Savaş'a bilgi vermeden ve yazışma usulüne aykırı olarak gönderip tek tek bağlı Tugay komutanlıklarına onaylattığı, bu yönde faaliyetler yapıp emirler verdiği belirtilmişti. Çağlar'ın darbe girişimi gecesi emniyet tedbirlerinin alınması için çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 3. Ordu Harekat Merkezi'ne çağırdığı vurgulanan iddianamede, sanığın darbe girişimi sırasında Erzincan'da yapılacak iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları vererek görevlendirme yaptığı ifade edilmişti. Ekrem Çağlar'ın darbe girişiminden 2 gün önce Ankara'ya giderek FETÖ üyeleriyle yüz yüze görüştüğü aktarılan iddianamede, Çağlar'ın Erzincan'da herhangi bir toplumsal olay olmaması ve vali talebi bulunmamasına rağmen kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme takımının hazırlanmasını ve çevre emniyetinin takviye edilmesini emrettiği öne sürülmüştü. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 29 Aralık'ta karara bağlanan dava kapsamında sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Talat Örgütçü ağırlaştırılmış müebbet, Tong'un da aralarında yer aldığı 12 tutuklu sanık hakkındaysa müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz 7 sanığın delil yetersizliğinden beraatına hükmetmişti. Sayın seyirciler, Erzincan çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olan şeker pancarı hasadında son günler yaşanıyor. Büyük emekler harcanarak üretilen pancar tarlalardan toplanarak şeker fabrikasına teslim ediliyor. Erzincan çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olan şeker pancarı hasadında son günler yaşanıyor.
Nisan-Mayıs aylarında başlayan pancar serüveni Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Büyük emekler harcanarak üretilen pancar, tarlalardan toplanarak şeker fabrikalarına teslim ediliyor. Tarlalardan sökümü yapılan pancarlar, el birliğiyle kök ve yapraklarından temizlenerek fabrikaya gönderilmeye hazır hale getiriliyor. Yıllardır şeker pancarı üreticisi olan Erzincan'ın Ulalar Beldesi eski belediye başkanı Paşa da pancarın tarladan fabrikaya uzanan serüvenini ERT Haber'e anlattı. Pancar ekimi Nisan'da ekeriz. İşte şu anda Kasım'ın sonu sökeriz. Hasatı tabii ki zor. Yani öyle basit değil. Kaç işçiyle? Şimdi bu makineleşmiş bir durumda daha rahat ama bazı hallerde makine işte sökemiyor. İşte yol tarla çamur oluyor. Çamur olduğu zaman da makineyi sökme şansın yok. Bu nedenle biz işçiyle söküyoruz şu andaki. İşçiyle söktüğümüzde biraz daha zor oluyor tabii ki. Biraz daha mülkiyet maliyetli oluyor. 1956'dan bugüne aşağı yukarı 62 yıl, 63 yıl olmuş ekiliyor ve devletin fabrikasına teslim ediyoruz. Taban fiyatı 25 kuruş veya 22 kuruş. Bu da şeker oranına göre, polar oranına göre belirleniyor. Belki de 18 kuruşa düşebilir. 18 kuruş. Ya dünyada 18 kuruş diye bir şey var mı? 18 kuruş. 1 kilo mazot 6 bin lira. 1 kilo şeker pancarı 20 kuruş, 18 kuruş. Yani şeker oranı veya 25 kuruş. Yani şeker fabrikası demek bu ülkede 10 bin işçinin istihdamı demek. Pancar eken demek, pancar eken demek pancarı üretir, çıkarır, fabrikaya verir. Şeker çıkar, küspe çıkar, her şey çıkar ve burada herkes fayda görür. Şu anda bizim neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Pancarı çıkardık, şu anda fabrikaya teslim edemiyoruz. Yağmur yağıyor. Devlet bunun karşılaması lazım. Yani bu yani 18 kuruşa, 20 kuruşa pancar bedeli olamaz. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Yeşil Yamaç Toybelen köyleri arasında su seviyesinin düşmesi bölge turizmini olumsuz etkiliyor. Bölgede bent yapılmasına karar verildi. Kemaliye'de ilçe merkezinde su seviyesinin düşmesi nedeniyle turizm faaliyetlerinin durma noktasına geldiğinden dolayı Yeşil Yamaç, Toybelen köyleri arasına su seviyesinden itibaren 5 metre yüksekliğinde su seviyesinin altında 20-25 metre derinliğinde bent yapılmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu kararıyla Erzincan, Tunceli, Fırat Havzası, Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ilan edilen Keban Baraj Gölü'nün Kemaliye ilçe merkezinde su seviyesinin düşmesi nedeniyle turizm faaliyetleri durma noktasına geldi. Bu bölgeye gölet yapılmasına ilişkin yapılan başvuru üzerine Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Yeşil Yamaç, Toybelen köyleri arasına su seviyesinden itibaren 5 metre yüksekliğinde su seviyesinin altında 20-25 metre derinliğinde bent yapılmasına karar verdi ve yatırım programını aldırdı. Şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği takma uygulaması yarın başlıyor. Lastikçilerde bu aralar yoğunluk yaşanıyor. Şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği takma uygulaması yarın başlıyor. 1 Nisan 2019 tarihinde sona erecek olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle sürücüler, uygulamanın başlamasına bir gün kala oto lastikçilerin yolunu tuttu. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara 715 TL ceza uygulanacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bu ceza 885 TL'ye yükselecek. Hem araç güvenliği, yolcu güvenliği, emniyet açısından kar tipi bakımlı lastiklerimizi takmamız gerekmektedir. Tabi lastiklerde yıl geçmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Her kar lastiği işlevini görmemektedir. Lastiklerin yeni ve kullanım ömrünü doldurmamış olması gerekmektedir. Bence son günlere bırakmadan, yoğunluğa kalmadan
kış lastiklerimizi kar düşmeden eksiye düştüğü zaman havaların takmamız gerekmektedir. Kış lastiği uygulamasına yalnızca ticari araç kullanıcıları değil, şahsi araçları olanlar da rağbet gösterdi. Lastik tamircileri bugünlerde yoğunluk yaşıyor. Yarın 1 Aralık itibariyle zorunlu ticari araçların kış lastikleri taktırmanın zamanı gelmiştir. Ve bunun içerisinde kış lastiklerine çok bu şekilde dikkat etmek gerekiyor. Ticari araçlar zorunlu olmak üzere takmak zorunda. Hususi araçların yakın itibariyle kullanılmaları, kış lastiği takması onlar açısından daha iyi olması gerekiyor. Kar lastiği alırken neye dikkat etmek gerekiyor? Valla tarihine dikkat etmek gerekiyor, yumuşaklığına dikkat etmek gerekiyor ve hamuruna dikkat etmek gerekiyor. Çok yumuşak lastik olması kışın daha iyi olur. Sivas'ta motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Sivas'ta motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Batuhan G. kullandığı motosikletle Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay G.'ye çarptı. Kazada Oktay G. ile devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan G. yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan G. ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oktay G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bingöl'ün Karlova ilçesindeki eski belediye binasında açılan tekstil atölyesinde 30'lu kadın 60 kişiye istihdam sağlandı. Atölyeyle gençlere iş imkanı sunuldu. Bingöl'ün Karlova ilçesinde eski belediye binasında açılan tekstil atölyesiyle 30'lu kadın toplam 60 kişiye iş imkanı sağlandı. Bingöl merkezde faaliyet gösteren iş adamı Vedat Bingöl, Karlova ilçesinde belediyenin katkılarıyla eski belediye binasını bir yıl önce tekstil atölyesine dönüştürdü. İlçede birçok işsize ekmek kapısı olan tekstil atölyesi hem ilçenin ekonomisine katkı hem de ekmek parası için gurbete giden gençlere memleketlerinde iş imkanı sunuyor. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kuruluş ve firmaya hizmet veren atölyede İşkur'un işbaşı eğitim programı da uygulanıyor. İşletme sorumlusu Özgür İltaş, hedeflerinin Karlova ilçesinden sonra Solhan ilçesinde de şube açmak olduğunu söyledi. Karlova için böyle bir istihdamın sağlanması büyük bir başarıdır. Özellikle genç insanların, erkeklerin dışarıda okumayıp dışarıda gezmeleri yerine bu atölyede istihdam edip ailelerine bir katkı sunmaları bizim için bir başarı sayıyoruz biz bunu. Firmamızda şu an itibariyle 60 kişi çalışmaktadır. Kasım ayının sonunda 20 kişi daha istihdam edip yıl sonunu 80 kişiyle bitirmeyi planlıyoruz. 2019 yılı sonu hedefimiz en az 200 tane insana burada istihdam etmektir. Atölye çalışanları ise sağlanan iş imkanından dolayı teşekkür ettiler. Bir tekstil önceden açılmadığı sürece hep yani yabancı şeylere gidiyorduk, memleketten uzak yerlere gidiyorduk. İstanbul vesaire, Ankara çalışmaya, yani inşaat işi. Şu an yani annemiz babamız yanımızdayız. Yani çalışıyoruz. Akşam evimize gidiyoruz. Annemizin babamızın yanına gidiyoruz. Burası Karlova için bir ilk oldu. Bizim için, bayanlar için özellikle çok iyi bir imkan. Burada çalışarak ailemize destek oluyoruz. Çoğu insanın burada ailesinin tek geçim kaynağı burası. Benim de öyle. Firma yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, dünyadaki en önemli 4 arı ırkından Kafkas arısının Türkiye'deki en yaygın yaşam alanı olan Ardahan'da bu arı türüyle arıcılığın yaygınlaştırılması için çalıştay düzenlendi.
Başta dil uzunluğu ve suya dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyadaysa en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının yaygınlaştırılması ve arıcılığın geliştirilmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ardahan Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda çalıştay gerçekleştirildi. Çam dikmişti aralar böyle. İşte Ramazanoğlu tabiyaları falan diyoruz. Ramazanoğlu dağları. Çalıştay'a Ardahan'ın yanı sıra Erzurum, Kars, Artvin ve Ordu'dan gelen arıcılar da katıldı. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, dünyadaki 4 arı türünden biri bu bölgede yaşıyor. Yine sadece bu bölgeye ait olan endemik tür olan çiçeklerden bal elde ediyor. Bu açıdan bakıldığında ciddi potansiyele sahibiz diye konuştu. Allah'ın lütfu sadece bu bölgede yaşayabilen bir arı türü, dünyadaki 4 arı türünden biri bu bölgede yaşıyor ve yine sadece bu bölgede bulunan birçok endemik bitkiyle birlikte de arıcılık açısından ciddi bir potansiyele sahip. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise bölgede Ardahan balının coğrafi işaret elde etmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek gençlerimizin bu sektörde yer alması halinde Ardahan balı ve arısı daha farklı noktalarda olacaktır dedi. Gençlerin arıcılık faaliyetinde sektörde yer almadığı, tabii ki çok aslında vahim bir durum. Bugüne kadar arıcılık faaliyetini Ardahan'da devam ettiren, tabii tek profesyonel arıcı Kemal Demir amcamız. Ardahan Üniversitesi Arıcılık Programı'nda tanışma sahnesi yapalım. Sırayla şöyle bir sayın seyirciler, Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 150 gram toz esrar ile 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerle sokak satıcılarına yönelik kent merkezi ve Hafik ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kilo 150 gram toz esrarla 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçiren polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden BS, TC, FK ve MG adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden NC, MA, HP, SK ve AK çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagot 24 Erzincan Spor Ligi'nin 15. haftasında kendi sahasında Halide Edip Adıvar Spor'u konuk edecek. Kırmızı Siyahlılar pazar günü oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagot 24 Erzincan Spor Ligi'nin 15. haftasında kendi sahasında Halide Edip Adıvar Spor'u konuk edecek. Kırmızı Siyahlılar pazar günü oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özdemir nezaretinde Erzincan Vedat Çimen tesislerinde çalışan futbolcular ligin ilk yarısının son 3 maçından 9 puan alarak ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. 2 Aralık Pazar günü Erzincan Atletizm sahasında saat 12.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Aydın bölgesi hakemlerinden Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Denizli bölgesi hakemlerinden Yusuf Batuhan Yıldızlar ve Muğla bölgesi hakemi Mustafa Burak Dili Tatlı yapacak. Taraftarlara çağrıda bulunan teknik direktör Osman Özdemir destek beklediklerini söyledi. 15, 16, 17. Sporto'da bölgesel amatör ligde mücadele eden Ulular Gençlik Spor hafta sonu deplasmanda Dersim Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma pazar günü saat 14'te oynanacak. Bölgesel amatör lig ikinci grupta mücadele eden ve ligde son haftalarda topladığı puanlarla orta sıralara çıkan Ulalar Belediyespor hafta sonunda Dersim Spor'la mücadele edecek. Erzincan temsilcisi zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.
Antrenmanlarına devam eden takım maç hazırlıklarını sürdürdü. Tunceli'de oynanacak olan Dersimspor Ulalar Gençlik Spor Futbol Karşılaşması pazar günü saat 14'te oynanacak. Erzincan 1. Amatör Küme Futbol Müsabakaları hafta sonunda oynanacak maçlarla devam edecek. Şimdi de haftanın programını ekranlarınıza getiriyoruz. Erzincan 1. Amatör Küme'de 2018-2019 sezonu 7. hafta maçları hafta sonunda oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın programı şöyle. Cumartesi Üzümlü Belediyespor, Mollaköy Belediyespor, Kemahspor, Otlukbeli Gençlikspor, Çayırlı Belediyespor, Kavakyolu Spor. Pazar Yeni Refahiye Spor, İliç Gençlik Spor, Erzincan Enerji Belediye Spor, Erzincan 1968 Spor, Altınbaşak Belediye Spor, Tercan 17 Şubat Spor. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 7-12, Erzurum 3-7, Sivas 7-11, Gümüşhane 5-13, Bayburt 3-12, Giresun 10-13, Elazığ 8-12, Tunceli 7-9, Bingöl 7-9, Malatya 7-10, Yozgat 4-9, Amasya 8-10, Kars 1-5, Van 2-11, Ağrı 4-9 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.17, satış 5.18, euro alış 5.88, satış 5.89. 22 ayar altın bilezik alış 184.56, satış 186.42. Tam altın alış 1331.95, yarım altın alış 659.26. Çeyrek altın alış 329.64'ten işlem görüyor. Eret Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle esen kalın.